der gibi böyle 60. dakikalarda. Mesut bir şey söyleyeyim. Maç bittikten sonra da herkes galibiyet sevincini yaşarken Erol Hoca da Mesut'u kolunun altına alıyor. Ona uzun uzun bir şeyler anlatıyor. Yanağını okşuyor, öpüyor, kokluyor. Bu işlere girilmişse büyük sıkıntı var. Abi dün Fatih Hoca. Burada bir sorun var mı sizce? Fatih Hoca Anakonya dayının başına okşarken iyiydi. Ya bugün bırak Erol Hoca. Hayır bugün Erol Hoca. Koy abi şu Anakonda resmini abi, de koy da görsün. Bugün Erol Hoca Mesut'un başına okşayınca bir şey mi oluyor yani? Koy Anakonda'yı. Ha? Koy Anakonda'yı. Bir şey mi oluyor? Bak, sen de ben gülüyorum, bana gülüyorum abi. Gel abi gel. Bana gülüyorum. Emre Bol'dan sonra yılan dansı yapsın. Ben dans mans yapmam. Niye abi? Yakışırsa. Sezon sonu yaptırılır mı? Ya. Sezon sonu yaptırılır. Derdimi atamıyorum arkadaşlar. Onun için mecburen burada anlatmak durumunda kalıyorum zaman zaman. Bir kere öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Bu Yeniçeri ayaklanmasını sona erdiren amiyane tabirle söylüyorum elbette. Siz biliyorsunuz ne anlatmak istediğimi. Ali Koç'u ve Fenerbahçe yönetimini yürekten kutluyorum. Fenerbahçe'de futbolcuya dayalı düzenin artık sona erdiğinin göstergesidir bu. Bazen bir kelle alırsın, diğer ayaklanmaya kalkanlar da fazla seslerini çıkartmadan biat ederler. Bundan sonra herkes Erol Bulut'a biat edecek arkadaşlar. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? İçeride kuyu kazmaya çalışanlar, kafalarına göre beğenmedikleri teknik direktörü değiştirmeye çalışanlar. Bunların artık hepsi bitecek. Erol Hoca ile ilgili benim duyduğum kadarıyla bir sıkıntı vardı, bir kumpas hazırlanıyordu. Trabzonspor galibiyetiyle bu kumpas sona erdirildi. Erol Hoca'nın yüzüne baktım. Vallahi rahatlamış bir yüz ifadesi gördüm. Açıkçası sevindim de. Benim de çok eleştirdiğim zamanlar oldu. Hep ben ona şunu söyledim. Erol Bulut'u severim ama en çok ben Fenerbahçe'yi severim diye. Gerçekten de öyledir arkadaşlar. Beni tanırsınız. Adaletten çok kolay kolay şaşmam. Başkaları gibi de çok fazla da eylem yapmam. Neyi ne gördüysem onu da söylerim. Bugünkü maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu 57. dakikada Ekuban'ın penaltısını vermemiştir. Ekuban'ın kırmızı kartını vermemiştir. Son dakikada da Trabzonspor'un penaltısını vermemiştir. Neyse ki sonucu etki etmedi. Fenerbahçe bu oyunuyla 14'te 14 yapar arkadaşlar. Siz rahat olun. Hadi eyvallah.